Merhaba herkese. Bu hafta da Malumat Kulübü programında ilginç bir konu konuşacağız. İlluminati nedir? Emirhan Çalışkan bize anlatacak. Merhabalar, ben Emirhan Çalışkan. Mikrofonda da Hamit abimiz var. Sesiyle bize destek veriyor. Çok teşekkürler. Illuminati nedir? Bilinen anlamıyla fiziksel olarak Illuminati, 1700'lerin ortalarında bir akademisyen olan Adam Weishaupt, doğru telaffuz edememiş olabilirim, onun tarafından kurulmuş bir düşünce akımı diyebiliriz. Yani düşüncenin temelinde çıkış sebebi kilisenin o baskıcı rejiminden insanları kurtarmak ve bunun dışında etik ve ahlaki değerlerin daha farklı olduğunu insanlara anlatabilmek için bu düşünce akımını benimsemelerini istiyor. Ve diyor ki laikliği, etik kuralları, genel çerçeveyi ben size açıklayabilirim, anlatabilirim diyor. Ve bunun için kendine mürit toplamaya başlıyor. Üniversiteden, siyasilerden, o zamanın zenginlerinden böyle yavaş yavaş toplanıp ve yaşadığı yer Bavyera'da yakında bir orman tutup bu ormanın içerisinde bir kulübe gibi yer yapıp orada toplantılar yaptığı biliniyor. Illuminati'nin kendi dini ritüelleri vardı ama Adam Weishaupt'un temel inancı şuydu. Hristiyanlığı ve kilisenin inancını tamamen yalanlamıyordu ama o baskıcı rejimde veya yanlış gördüğü düzeni değiştirmek istiyordu. Ve kendi kurduğu düzende bunların olmayacağı, daha iyi bir dünyanın olabileceği ve bu uğurda çalışabilecek insanları toplamayı hedefliyordu. Ritüelleri de gene kendi müritlerinden olan Mason localarına üye biri tarafından oluşturuluyor ve tamamen Masonik ayinleri taklit ederek belli ritüelleri gerçekleştiriyorlar. Illuminati dünyayı kontrol etmeyi başardı mı? Illuminati dünyayı kontrol etmeyi değil, daha Bavyera'yı bile kontrol etmeyi başaramadı. Yani bu ilginç bir bilgi. O zamanın kralı Bavyera Dükü Kral Theodor bu oluşumun farkındaydı ve 2000-3000 kişiler oluştuğu söyleniyor o zaman. Ve Weishaupt'un yanındaki birkaç kişi, dük ve siyasi kişiler belli bir oluşumu ayaklanmaya başladılar ve ülkeleri, devletleri ve önce Bavyera'dan başlayıp çeşitli ayaklanmaları yapabileceğini gördüler. Bu gücü kullanmak istediler siyasi güçleri. Ama Kral Theodor akıllı bir adamdı ve bunun önüne geçip gerekli kişileri imha ettiğini ve bir daha var olmaması gerektiğini ve var olmayacağını iddia eden cümleler kullanmış zamanında. Tarihe not düşülmüş. Gerçek Illuminati neden ortadan kayboldu? Dediğimiz gibi Kral Theodor köklerini kazıdığını iddia ediyor ama insanlar ondan sonra gizlenip saklanıp da bu işlere devam ettiğini söyleniyor. Hatta günümüzde de böyle oluşumlar söyleniyor ama günümüzdeki oluşumlar da muhtemelen bu Illuminati isminin günümüze gelmiş o çok büyük kavramın ismini kullanarak bir yere gelmeye çalışıyorlar. Oluşumların ismi farklı, Milluminati olsa bile kullandıkları şey onun ismi. Yani ilk kuruldukları Illuminati'nin gücü ve ismini kullanarak bir yere gelmeye çalışıyorlar. Umarım gelemiyorlardır. Çünkü ilk çıkış noktasından muhtemelen sapkınlığa uğramış, yani yolundan sapmış bir düşünce olduğunu düşünüyorum şu anki Illuminati düşüncelerinin. Illuminati ortadan kaybolduysa efsaneleri neden yaşadı? Çünkü arkada büyük bir güç var. Biz bir büyük bir gücüz, biz hala devam ediyoruz. Binlerce kişi arkamızda diyerekten büyük kişileri ya da bazı kişiler etkisini alabildiklerini düşünüyorum. Yani büyük komplo teorileri denebilir buna ama yani böyle şeylerin var olduğunu da bilmek lazım. Yani çünkü insan bilmediği şeyden korkar ve Illuminati de çok büyük bir bilinmeyen. 1785 yılında Kral Theodor yok ettiğini söylüyor ama 1785'ten günümüze, hatta Fransız ihtilaline bile dokunduğu söyleniyor bu Illuminati grubunun. Daha doğrusu Weishaupt'un. Çünkü kendisi de bu Bavyera'daki olaylardan sonra sürgün ediliyor başka ülkelere ve Almanya sahip çıkıyor. Ve buradan da yeni düşünce akımlarını yaymaya devam ettiğini biliyoruz. Hatta bu Illuminati üyeleri de muhtemelen o zamanki üyeler de çeşitli yerlere dağılıp daha da mürit toplamaya çalışmış olabilirler. Illuminati'nin Masonlarla ilgisi var mı? Masonlarla ilgisi şöyle. İlk başta ayinlerinin ya da ritüellerinin çoğunu Masonik ritüellerden almışlar. Mesela burada yanlış anlaşılmasın ama dini ritüeller de genelde böyledir. Mesela belli figürler, İslam'daki belli hikayeler önceki dinlerde de mevcuttur. Ya da Mısır'daki çoğu hikaye başka dinlere de uyarlanmıştır. Dinler arasında mitolojide böyle esinlenmek vardır. Mesela mitolojik hikayelerde bile, Norveç hikayelerinde veya Yunan hikayelerinde bile benzer hikayeleri görmekteyiz. Hani bu konularda esinlenmenin bir yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum ki sadece esinlenmiştir ya da bir kamba olduğunu zannetmiyorum. İnsanlar neden bugün hala Illuminati'ye inanıyor? Çünkü bilinmeyen bir kavram ve kesin olarak bittiğini bilmiyoruz ve bazıları da günümüzde bunun gücünü kullanarak devam ettiğini söylüyor. Hatta bu güçlü ailelerden en son Rothschild de bunu iddia etti. Hani bu Illuminati'nin geleneğini biz sürdürüyoruz. Belli güçlü aileler bunu devam ettiriyor şeklinde beyanlarda bulundu. Hani var olmasa bile kendi beyanlarınla açık olmayan cümlelerden ya da kesin bir şey görmediğimizden dolayı insanlar inanma yolunu da seçebilir, inanmama yolunu da seçebilir ama hani insanlarda hep bir şüphe oluşuyor, var mı acaba diye. Bütün ünlüler Illuminati'de mi? Bütün ünlüler Illuminati'de olabilir böyle bir örgüt varsa. Ya da bir Illuminati'den olsa bile Illuminati niye elinde bir sanatçı güruhu bulundursun? Ya da insanlara daha kolay ulaşabilmeleri için mi? Tamam, geçmişte parası olanlar ya da siyasetçiler ya da krallar
platformlar belli kişileri ön plana çıkartabiliyorlardı. Burası bir gerçek. Ama günümüzde bu sosyal platformların gelişmesiyle hani hiçbir bağı olmadan böyle kişilerle ya da büyük kişilerle bağı olmadan bile biri ünlü olabiliyor. Ünlü olduktan sonra kapısına dayanıp ya da boğazına dayanıp Illuminati üye olacaksın gibi bir şey demiyorlardır muhtemelen. O yüzden bu yapı olsa bile yani son 20-30 yılda muhtemelen bu yavaş yavaş dağılmaya kırılmaya başladı. Peki bunları konuştuğun için Illuminati bizi öldürür mü? Illuminati varsa en fazla kapımıza dayanır. Belki de kafamızı kırarlar içeri girerler de. Ki bu video yayınlanmadan da yaparlar bence haberleri olursa. Ama yayınlandıktan sonra bence bir şey yapacaklarını zannetmiyorum. Bu hafta da Illuminati konuştuk Malumat Kulübü'nde. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Gene arkadaki ses Hamit abiye çok teşekkürlerimi sunuyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.